Ve Respitli Seyahat'ten herkese Merhaba. merhaba. Neredeyiz? Çok güzel bir Ayvalık'tayız. yerdeyiz. Neredeyiz? Ayvalık'tayız. Oo, yanlış duymadınız. Ayvalık'tayız. Biz böyle hafta sonunda 2 günlük bir kaçamak Kaçamak yaptık. yaptık ve Ayvalık'a geldik. Daha yeni geldik ayağımızın tozuyla. Öğretmen evine yerleştik. Çantamızı bıraktık. Hemen dedik sokağın renklerine karışalım ve buraları biraz gezelim. Tabii sizlere de böyle gezerken birkaç bir şeyler anlatalım diye de bir önceden bir keşif yaptık. Yani ben yaptım. Serap hocam işin lojistik Beyefendi kısmında. rehberlikle ilgileniyor. Aynen. Biz böyle gezeceğiz. Sizler de umarım bize eşlik edersiniz. Keyifli bir, ne diyelim, vlog olur. Keyifli bir gün olur. O zaman fazla uzatmadan ne yapalım? Gidelim değil mi? Hadi gidelim. Bu arada siz de bizimle gelmeyi unutmayın. Hadi çayı kahveyi hazırlayın. Gelin. Ayvalık sokaklarının her yerinde kediler var. Böyle sen ne yapıyorsun? Bakın bakın kediye. Ne yapıyorsun? Keyfe bak ya valla. Bana resmen oyun yapıyor. Buradaki evleri sizlere şöyle göstereyim. Her tarafında böyle taşlar var, kapılar var. Ve burada da böyle onları görüntüleyen biri var. Çok güzel sokaklar, çok güzel yerler. Şimdi biz buraları dolaşacağız. Tabi hafta sonu olmasına rağmen çok insan da yok şu an. O yüzden rahat bir şekilde dolaşabiliyoruz. Bakalım ilerleyen dakikalarda şehrin iç kısımlarına doğru gideceğiz. Orada durum ne olur göreceğiz. Ayvalık gezimizin ilk durak noktasındayız. Burası Ayvalık Ayazması denilen bir nokta. Şimdi Ayvalık Ayazması nedir? Biraz size onlardan bahsedeyim. Burası Yunanlılar tarafından yapılan bir yer ve Yunanca'da da Ayazma, Hagaizma demek anlamına geliyor. Şifa aranan yer olarak tanımlayabiliriz biz bunu. Bu Ayazmalar yani Hagaizmalar Ortodoks kültürüne ait bir simge ya da kutsal yer. Genellikle kilisenin bahçesine yapılır ve dini mekanlara yakındır ama burası pek o noktada değil ayrıca onu da söylemiş olayım. Sokaklar arasında böyle kendini belli ediyor. Şimdi buranın bulunuş hikayesinden de size bahsedecek olursam burası 1851 miydi yanlış hatırlamıyorsam. 1851 yılında Yunan asıllı bir kızın Evangelini isimli bir kızın rüyasına giriyor ve o rüyadan sonra kızın gösterdiği yeri İşte kazmaya başlıyorlar ve bu yapı ortaya çıkıyor. Tabii ki yapının şu anki görünüşü eski hali bu değil. Bu restorasyondan sonraki haline kavuşmuş oluyor ve burada sizlere bir şey göstermek istiyorum. Hemen şu alt tarafa bakarsak da şuradaki yazı sadece yüzünüzü değil günahlarını da yıka isimli olduğunu görebilirsiniz. Yani buradan şifa aramak isteyenler gelip bu suyu kullanabiliyor. Restorasyon çok güzel olmuş. Renkler çok iyi. Cam renkleri olsun, binanın genel dokusu olsun çok hoş bir tasarımda yapılmış. Işıklandırmalar gayet iyi. Burayı ücretsiz bir şekilde gezip görebiliyorsunuz. Hatta duvarlarda da böyle görseller var restorasyon çalışmalarına ait. Bunları da görüp buradan bilgi edinebilirsiniz. Ücretsiz bir şekilde gezebilmek de oldukça İyi olmuş.
Neredeyiz? Yine bir kahvehanedeyiz. Yine kahvehanedeyiz, aynen. Kaynar içiyoruz. Kaynar dediğimiz şey loso şerbeti diye geçiyormuş. Biraz değişik bir şey yani. Tarçınlı, cevizli. Şöyle size ne kadar gösterebilirim bilmiyorum ama bayağı güzel bir şey. Ben çok seviyorum zaten. Kışın bizde yani loso illa loso olması gerekmiyor. Böyle tencereyle, aslında kazanla falan kaynatılıyormuş eskilerde. Tencereyle falan kaynatılıp ve defalarca ısıtıp içebiliyorsunuz zaten böyle. Kış boyunca iç. Isıt ısıt iç. Bayağı güzel. Evet, çok güzel. Afiyet olsun. Sağ olsun. Yalnız manzaramız çok güzel değil mi? Dışarıdan geçen insanlar. Aynen. Bu arada sıcak kaynar bulunur. Bunu söyleyelim yani. Adam söylendi. Oo, burada Charlie Chaplin varmış. Vay, çok iyi. Çok güzel değil mi? Şöyle bir fotoğrafını da çektik. Şimdi Ayvalık gezisine biz devam ediyoruz. Sizlere burayı biraz anlatayım. Bu mahalle Ayvalık'ın en eski mahallelerinden biri. Maceron Mahallesi diye geçiyor. Maceron nedir? Mercan değildir. Aynen. Öncelikle makaron değildir. Türkçe'de mercan köşk anlamına geliyormuş. Latince'de de bu kekik bitkisinin bir türüne söyleniyormuş bu isim. Ve burada böyle eski yapılar var. Cumbalı evler, işte renkli renkli binalar, her yerde işte desenli, şekilli kısımlar yapılmış. Bol bol fotoğraf çekebilirsiniz burada. En eski mahalle olduğu için evlerin hepsi de tabii ki oldukça şık görünüyor, klas görünüyor. Biliyorsunuz ki yeni evlerde ne mimari var, ne şey var, ne varsa eski evlerde var yani. Biraz da gömelim. Sen nasıl buldun burayı güzelim? Çok güzel, rengarenk. Gerçekten çok fotoğrafik. Evlerde öyle. Evlerin süsleniş şekli, çiçekleri, bitkileri çok güzel. Her yerden kedi çıkıyor olması güzel. Bayağı kediler burayı ele geçirmiş yani, anlatamam size. Zaten şöyle manzaraları görebiliyorsunuz. Hani biz geldiğimiz mevsim itibariyle artık kışa geldik. Aralık ayındayız ama burası oldukça güzel. Yani şunların renklendiğini de düşündüğümüzde yazın oldukça iyi deriz buralar için. Ama şu anda da gene iyi duruyor. Burada hayat devam ediyor. Yazın burası çekilmez bence. Hiç çekilmez yani. Özellikle yazın ana baba günü gibi değil mi? Evet. Ama ben sevdim. Şu anda da gelinebilir buraya. Ben orada portakal ağaçları gördüm. Onlar bizimki, ulaşılmaz bir yerdeler. Bizimki gene meyve ağaçlarına taktı. Acıkmış. O yüzden ne yapacağız şimdi? Karnımızı doyuralım. Ayvalık'taysak. Ayvalık tostu yiyelim. O zaman Tostçular Çarşısı'na yolculuğumuza devam edelim. Hadi bakalım. Bak, duydun zilin sesini. Hadi gidelim. Hatta 5 geçiyor. Buradan da 9'u 5 geçiyor. Afiyet olsun. Teşekkür ediyorum. Parlıyorsun. Ne yiyorsun şimdi? Neredeyiz biz?
Tostçular Çarşısı'na geldik. Tercih ettiğimiz bir mekana oturduk ve Ayvalık tostu yiyorum ben. 11 mekandan birini tercih ettik diyorsun. Evet. Süper o zaman. Sen Ayvalık yiyorsun. Ben buranın spesiyeli karışık bir tost yiyeceğim. Bakalım değerlendirmen nedir şu an Ayvalık için? Tulum peyniri çok güzel. Nasıl peki? Yani yoğun bir tat geliyor mu? Tulum peyniri daha böyle tozdur yani. Hani o tulumu ne deniyor ona? Böyle tuluma basılıyor ya, öyle bir şey. Hı-hı. Ama daha farklı. Bence çok güzel. Evet, yoğun bir tat. Senin gibi peynir sevmeyenler bunu uzak yiyemez. Durabilir. Çok sağ ol. Bayağı bir şey var ya, karışık. Ruh halim gibi karmakarışık şu an. Benim yaptığım tostuma bu mu diye. Tabii ki senin yaptığın. Tabii ki senin yaptığın. O topa çıkamam. Karnımızı doyurduk. Şimdi Ayvalık tostunu yedik ve tekrar Makaron Mahallesi'ndeyiz. Makaron değil, Macaron bu arada, tekrar onu söyleyelim. Kalabalıklar arasında dolaşıyoruz, kayboluyoruz adeta. Yani çok insan kalabalığı var. Özellikle belli noktalarda tabii. Bu her yerde yok. O yüzden biraz rahat hareket edebiliyoruz. Araç trafiği olmasa da motor trafiği çok fazla, yani bilmiyorum, bence motorların da bu sokaklara girmemesi lazım. Yani her yerden bir motor çıkıyor, zaten sesleri de duyabiliyorsunuz. Şimdi biz buradan bir saatli cami var, eski kilise, oraya doğru gideceğiz. Ayvalık gezimize devam ediyoruz. Şimdi sizlere bir camiyi göstereceğiz. Burası bölgedeki Rumlar tarafından 19. yüzyılın ikinci çeyreğinde yapılmış Ayos İyanik Kilisesi. Yanlış telaffuz edebiliyorum, yani kusura bakmayın. Bu kiliseyi camiye 1928 yılında çevirmişler ve şimdi hep birlikte bu camiye gireceğiz. Ama camiye girmeden önce bu caminin diğerkilerinden çok farkı var. En büyük özelliği ise bu caminin bir tane saat kulesi olmuş olması. Ve şu an saat kulesini görebiliyor musunuz bilmiyorum ama tam da yukarıda tüm ihtişamıyla duruyor. Hemen onun sağ tarafında ise minare yapılmış. Bu minare de camiye direkt kendi halini göstermiş oldu. Şimdi isterseniz yavaştan cami içerisine girelim ve bakalım içerisi ne durumda. Ayvalık'ın ilk kilisesi olan Taksiyaris Kilisesi'ndeyiz. Burası Ayvalık'ta ilk yapılmış kilise. Buraya gelmek çok basit. Sokakları takip edin, levhaları göreceksiniz. Onları izledikten sonra buraya gelebiliyorsunuz. Yalnız buraya girmek ücretli, bunu söyleyelim. Öğretmen kartınız varsa bedavaya girebiliyorsunuz. Serap Hocam öyle yaptı ama benim gibi normal bir bireyseniz 20 TL ücreti var. Burayı bu şekilde görebilirsiniz. 2012 yılında Turizm ve Kültür Bakanlığı burayı restore ederek burayı bir müze haline çeviriyor ve burayı 20 TL karşılığında gezebiliyorsunuz. Yalnız restorasyon çok güzel yapılmış. Çok iyi detaylar var. Orijinaline sadık kalındığı gözle görülüyor. Sizlere zaten şimdi buraları göstereceğiz.
Artık ne yapalım? Yavaştan günü bitirelim mi? Serap hocam rahatsız. Uzun bir gribi atlattı. Hala daha geçmiyor. Atlatamadı. Hala geçmiyor. Üçüncü haftadayız bu hafta herhalde. Üçüncü hafta olmuştur ya. Ama yeni bir salgın var diyorlar. Ondan kaynaklı olabilir bence. Tekrar bir boğaz ağrısıyla geri döndü. Efsaneler gitmiyor. Şimdi biz Ayvalık tarafını dolaştık. Tabii 5-6 noktaya gittik de. Ya daha fazla çoğaltılabilir. Hani bu size kalmış, ne görüp ne görmeyeceğinize kalmış. Biz böyle hani müze tarzı ya da işte bize hitap edebilecek yerleri az çok gezdik. Siz sadece örnek veriyorum alışveriş yapmayı seviyorsanız sokakları da dolaşabilirsiniz haliyle. Güzel bir gündü. Yani yarım gün buraya yettirebildik. Yani son anda yetiştik hatta müzenin kapanmasına taksi ayrısı. Çok güzeldi. Yani kesinlikle bir daha gelsem bir daha gideceğim bir yer. Öyle söyleyeyim. Çok beğendim. Çok güzel. Peki şimdi Ayvalık'ta neler yaparsınız, neler yapabilirsiniz? Biraz ondan bahsedelim. Ayvalık kısmı için konuşuyorum. Alebey kısmına yarın geçeceğiz. Şimdi Ayvalık'ta dediğimiz gibi alışveriş mekanlarını dolaşabilirsiniz. O Macaron Mahallesi'ni dolaşabilirsiniz. Zaten tüm olay orada bitiyor. Yani diğer arka sokaklarda çok da bir şey ben göremedim. Yani Macaron Mahallesi dışında çok da bir hareketli yer yok. Şimdi yemek olayı burada balık restoranlar var. İşte Tostçular Çarşısı var. Ona benzer birçok şeyi burada yiyebiliyorsunuz. Eğlence mekanları falan da var da bizim böyle çok hani eğlenceyle işimiz olmadığı için biz çok girmedik ama tercih edilebilir. Şimdi fiyat olarak düşündüğümüzde Ayvalık nasıl sence? Bilmiyorum, her şeyi sen ödedin. Benim için çok güzeldi. Aynen. Şöyle bu arada sahil kısmını dolaşıyoruz biz. Burada işte gezi tekneleri var. Geziye de çıkabiliyorsunuz ama herhalde kışın olduğu için şu an çok böyle gezi yapan yok. Bakın teknenin büyüklüğüne. Yani bayağı şık bir tekne. Ne eğlenceler, ne akıp kopmalar vardır burada Serap hocam. Ben de evlenmeden önce öyle akıp kopuyordum. Vay be! Evlilik akıp kopmaları bitiriyor mu kız? Bitiriyormuş, onu öğrendim. Beyni sizi hasta ediyor. Ondan sonra ya, evde oturup kalıyorsunuz. Öyle dediğine bakmayın. Yani gitti. Şimdi Serap hocam biliyorsunuz Mersinli. Yani Mersin'den geldiği için bizim Çanakkale'nin dört mevsim havasına alışamadı haliyle. Rüzgar onu biraz yani, çarptı, hırpaladı. Baharda rüzgar. Şu an kışın hala gelmediğini düşünüyorlar. Havanın aynen, serin olduğunu düşünüyorlar ama bence bayağı soğuk. Yani öyle böyle değil. Biz de işte böyle biraz kaçalım dedik. Ne yaptık? İşte Serap hocamı sıcak mekanlara getirdik. Sıcak Allah'tan yerlere. Allah'tan sıcak dedi yani. Hani sıcak soğuk mu? Yok, sıcak. Muhabbete göre değil mi? Aynen öyle. Bence burası da soğuk yani. Çok sıcak değil aslında. Ya tabii Ayvalık'a göre sıcak değil yani. Şu an hani yazın Ayvalık ne bileyim çok kalabalıkken şu an hani az tek yani az çok insan var. Çok yok yani. Ama bence gene gelinebilir yani. Sakinlik istiyorsanız gelinebilir. Yok, ben gelinmesin demiyorum ya. Bak bir de burada ne var? Zeytinyağı satışı varmış. Sabuncugil. Bayağı mekan iyi olmuş ya. Bakın işte balık restoranı dediğimiz yerlerde böyle. Bu arada fiyatları da göstereyim. 2022'nin son fiyatları böyle. 60-60, 90-100 şöyle. Görebilirsiniz. Yalnız bu yenmiyor. Köpüş. Piyasa karmaşık. Şu an kavga var. Büyük kavga var. Bir şeyler oluyor. Serap'mış bu arada. Oo, Serap hocam dükkan atmış. Serap Peço. Bayağı güzel buralar. Neyse, size birinci günün sonundan iyi akşamlar diliyoruz. Sabah görüşürüz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Bak, bizi takip eden biri var arkada. Gelsin. Köpüş geliyor. O da gelsin.